karineler kısmında kalmıştık. En son hatırlarsanız ikrardan bahsetmiştik. İkrar edilen vakaların ispat yükünün e, halas olduğu, ispattan kurtulduğu, ispat edilmek zorunda olmadığından bahsetmiştik. Üçüncü kısımda ikrar vardı. Dördüncü sınıfta da, e, dördüncü kısımda da karinelere başlıyoruz. Karineler iki unsurdan oluşur arkadaşlar. İlk önce karine temeli. Bakın karine temeli. Diğeri ise karinenin sonucudur. Mesela zilletlik karinenin temelidir. Mülkiyete temel oluşturur. Mülkiyet de burada karinenin sonucudur. Karine bu iki temel üzerine, iki unsur üzerine kuruludur. Karine temeli ve karine sonucu. Burada dikkat ederseniz eğer biz karine temelini ispatlarsak karinenin varlığına, karine sonucunun varlığına, billiğin karine temeli karine oluşturacağını kanuna düzenlemişlerdir. Şimdi madde 190 fıkra 2'ye bakıyorum. Karine temeli her türlü ispatlanması gereklidir. Karine temelinden bahs bahsimiz, diletmeyen mülkiyete karine oluşturması gibi örnek vermek gerekirse, biz burada karine temelini ispatlayınca, karine sonucunu otomatikman elde ediyoruz. Fiili karine, ve yasal yani kanuni karine olmak üzere iki ayrılmakta karineler. Öncelikle fiili karineye bakalım. Fiili karine mesela karayolunda arkadan çarpan kusurlu kabul edilir. Bu hiçbir yerde yazmıyor. Yani sadece fiili olarak varlığını biz biliyoruz. Yoksa herhangi bir yerde bunun kanundan kaynaklanan bir karine değil. Veya bir milli piyango e, üzeri iki imza varsa milli, milli piyango biletin üzerinde iki imza varsa karine olarak çıkan ikramiyeyi bölüşeceklerdir. Yine genel hayat tecrübeleriyle karineleşmiş bir e, fiili karinedir yoksa herhangi bir kanunda vesaire yazmamaktadır. E tabii ki karine temeli gerçekten de böyle olmayabilir. Bunlar çürütülebilir karinelerdir. Bir de böyle bir nokta var. Kanuni karinelerin aksine fiili karinenin yasal dayanağı, dayanağı madde 187 fıkra 2'ye dayanır. Yani bunun böyle olduğunu böyle olacağını herkes bilebilir tarzında. Madde 187 fıkra 2 denerek fiili karinelerde bu şekilde örnekler verilir. Yasal kanuni karineye gelelim. kanunun ispat zorunluluğu, zorluğunu kaldırmak veya işlem güvenliğini sağlamak amacıyla burada karineler getiriyor. İspatın zorluğu nedeniyle getirilen karineler genelde kesin olmayan karinelerdir. Yani aksi ispat edilebilir karinelerdir. Mesela iyi niyetim varlığı, ziletlik, e, ziletli mülkiyete karine, ziletli karinesi, mülkiyete karine oluşturması, birlikte ölüm karinesi, babalık karinesi vesaire. Babalık karinesi örneğin işte aile ne demek? Aile e, birliği içerisinde doğan e, çocuk, baba, çocuğun babası e, eş, koca sayılacaktır. Veya birlikte ölüm karinesi hangisinin diğerinden daha önce öldüğü özellikle miras davalarında bu mühimdir. Hangisinin daha daha önce öldüğü belirlenemiyorsa her ikisinin birlikte öldüğünü kabul et ettiğimiz kanuni bir karinedir. Birlikte ölüm karinesi, nezletlik karinesi, niyet varlığı gibi karineler bunlar her birisi kanuni ancak ancak dikkat edin aksi ispat edilebilir karinelerdir. Bunlar mutlak karineler değil, nispi karineler bir nevi. Mesela madde e, kanun madde, yetir, madde 7 resmi sicil ve senetlere dair kesin olmayan karineler var. Şimdi burada bir de bir başka kanuni yasal karineler var arkadaşlar. Kesin kanuni karineler. Onlar ise e, işlem güvenliği nedeniyle koydurlar kanuna ve aksinin ispatı mümkün değildir. Mesela tapuda var olan bir bilginin herkes tarafından bir, bilinen, bir, bilinen bir bilgi sayılması gibi üçüncü kişilerin hepsinin tarafından bilinmesi dikkat edin kesin kanun yukarılarına bir sürü örnekler verilebilir ve e, bunların her birisini arttırabiliriz siz de araştırıp bulabilirsiniz karşınıza çıktığı zaman bunları iyi anlayabilmek amacıyla nispi kanunlarla kesin kanun yukarıları arasındaki farkı iyi bilmek lazım kesin kanun yukarılarının aksi ispat edilemez birçok örneği var bunun işte burada da bahsettiğimiz mesela bir kesin kanun yukarı Örneğin görüldüğü üzere kesin kanun karinelerde bir örnekte işte tapu sicilindeki yazının bütün herkes, bütün üçüncü tarafından bilinirliği, bildiğinin varsayılması. Bu da bir başka karinedir. Devam edelim. Evet, ispat hukukuna ilişkin yükler. İddia yükü. Yük zorunluluk değildir. Külfet zorunluluk ifade eder. Bunlar arasında belli farklı belli başlı farklar var. Yük zorunluluk değildir. Sadece yapması gereken olur. Külfet zorunluluğu ifade eder. İddia yükü somut vakaların varlığını, uyuşmazlığın halli için, uyuşmazlığın halli için önem taşıyan vakaların mahkemeye bildirme, bunlara ileri sürme yükümüdür iddia yükü. Zaten bildiğiniz üzere iddia yükünü arkadaşlar şöyle söylemek lazım. Taraf tarafların tasarruf ilkesinin özellikle bir sonucu olarak bizim de üstlüklerimiz eğer resen inceleme, takip tahkik uygulamadığı davalar varsa ki HMK'da genel kural budur. İddia yükü somut vakaların varlığını mahkemeye bildirme bunları ileri sürme yükü olarak kendini, kendini göstermektedir. Çünkü biz bu vakaları ileri sürmezsek eğer e, hakim bizzat kendisi araştırmayacaktır. İddia yükü somut vakaların varlığını derken bu noktada özellikle bu somut vakaların neler olduğunu söylemek lazım. Uyuşmazlığın halli için, uyuşmazlığın giderilebilmesi için önem taşıyan vakalar olması gerekir bunların. Bunlar da mühim. Bunun dayanağı madde 25 taraflarca getirilme. Evet taraflarca getirilme ilkesi. Yanlış söyleyebilirim az önce. Taraflarca getirilme ilkesine bağlıdır. Resen araştırma, resen tahkik ilkesinin olduğu davalarda bu yük yoktur. Somutlaştırma yükü madde 194. Daha önceki videolarda buna bakmıştık. Vakaların ispatını elverişli kılacak şekilde somutlaştırılması gerekir bu vakaların ne e, nasıl somutlaştırılması lazım ispatını elverişli kılacak şekilde. Bu da zaman, mekan ve içerik olarak belirtilmeye, ayırt edilmeye ve anlatılmasına bağlıdır. Belli bir sıra numarası altına zaman, mekan ve içerik olarak belirtilmeli ve ayırt edilmesi bu şekilde anlatılması lazım bütün vakaların. Ancak bu şekilde vaka mahkemece incelenebilir ve karşı tarafta savunma yapabilir. Bu yüktür bir yüktür. Yani yapılmasa bir yaptırım yoktur. Ancak amacımıza ulaşmamıza engel olur. Bu yükü yerine getirmemek somutlaştırma yükü. En başta ne dedik? Külfet ile yük birbirinden farklı. İddia da bir yüktür. Somutlaştırma da yüktür. Biz bunları yapmak zorundayız ama ee, zorundayız derken şu şekilde zorundayız. Eğer yapmazsak bize bir, adır, bir yaptırım uygulanmayacak. Ancak niçin yapmalıyız? E, kendi isteklerimizi ee, Hukuk noktasında yerine getirebilmek için iddiamıza, talebimize, netice talebimize ulaşabilmek için yapmamız gereken şeyler dedik. Dav yükü ve somutlaştırma yükü külfet değillerdir. Resen araştırma ilkesinin olduğu davalarda bu yük tarafta yoktur. Bu da mühim bir nokta. İspat yükü. Bir de bir nokta, bir nokta daha son olarak tekrar edip geçelim. Madde 194'ü hatırlarsınız. Demiştik ki somutlaştırma yüküne aksi e, şekilde davranılması halinde sonuçlaştırma yüküne aykırılıktan dolayı hakim direkt davayı falan reddetmez. Öncelikle tarafları çağırıp bunların üzerinde e, aydınlatılmasını isteyecektir. İspat yüküne girdim. Maddeni kanun madde 6 ve HMK 190 fıkra 1'den çıkarıyoruz. Ispat yükünü not hak vakaya dayandırılmaz. Hakkı çıkaran e, sağlayan hukuk kuralıdır. O hakkı getiren şart vakalar olsa varsa o belirtilir. Vaka sadece bu hukuk kuralının şartını oluşturabilir. Bir vakadan kendi lehine sonuç çıkaran taraf o vakayı ispat yükü altındadır. Yükümlülüğü altında değil. Yük farklı, yükümlülük yani külfet farklı demiştik. Yine burada yük var. İspat yükünde de iddia yükündeki olduğu gibi yapmak durumundayız. Ama ya farklı bir bunu ilişkin bir yaptırımı yok. Ama yapan kişi biz olmalıyız. Bir vakadan kendi lehine sonuç çıkaran taraf. Bakın iddiayı ileri süren değil. Hani çok e, e meceleden alındığından... Ve her zaman e, hukuk e, bilen bilmeyen herkesin ağzında durmadan söylenen bir şey vardır. Müddeyi iddiasını ispat ile mükelleftir diye bir kanun e, name var. E, Kanunname mi derler hani? Öyle bir e, kural olduğunu herkes söyleyip durur. Ama bizim burada dikkat edeceğimiz şey şu. Karşı tarafta iddia etmiş olabilir, sen de iddia etmiş olabilirsin ama fark etmez. Eğer kendi lehine sonuç çıkaracaksan buradan o taraf o vakayı ispat ile yükü, ispat yükü altında olacağına dikkat etmemiz gerekiyor. Bir yüktür yani zorunluluk değildir. İspat yükü kimin o vakayı ispat edeceğini belirler ve bir vaka ispatlanamazsa ispatlanamamasının sonucu kime yükleneceğini de yine ispat yükü belirler. Kim bunun lehine bu vakanın vakadan kendi lehine sonuç çıkaracaksa ve ispatlayamamışsa onun hakkında Elbette ispatlaması, ispatlamasının sonucu kime yükleneceğini de o belirleyecektir. Yani kendi lehine sonuç çıkaran taraf olacaktır. Bazen açıkça ispat yükü belirlenmiştir. Mesela borçlar kanunu madde 212 gibi. Bunlara siz bakabilirsiniz. Direkt belirlendiği kanun maddeleri de var. Peki ispat yükünün kime ait olacağı bir sözleşmeyle belirlenebilir mi? Kanunda bir şey buna ilişkin bir madde olmasa da biz delil sözleşmesi varlığı nedeniyle ispat yüküne ilişkin de yapılabileceği kabul edilebilir diyoruz. Ayrı bir sözleşmeye gerek yok. Sözleşmede bir hüküm olarak da koyulabilir. Delil ikamenin altında devam var diyor. Bunu biraz sonra bakacağız. Delil ikame yükü. ispat türleri, delil, delillere ilişkin sistemler, Evet buraları tamam. Şimdi geleceğimiz noktaya asıl bakmamız gereken noktaya gelelim. Pardon. Heh. Delil ikame yüküne geldik. Az önce ilk başta baktığımız iddia yüküydü. Ondan sonra somutlaştırma yükü ve en son ispat yükünü gördük. Şimdi de delil ikame yüküne geldik. Delil ikame yükü nedir ve kimde kimin üzerindedir? Çoğu zaman ispat yükü kendisine olan kişinin üzerindedir. Delil ikame yükü belli başlı istisnaları olmakla birlikte kural olarak yine tırnak içinde kural olarak çoğu zaman ispat yükü kendisine olan kişi delil ikame yükü de kendi üzerindedir. Somut olayda delili hangi tarafın ikame edeceğini düzenler. Delil ikame yükü davanın başında ispat yüküyle örtüşür ancak ispat yükünden farklıdır özellikle. Normalde hasım için delil sunmak beklenmez ama hasım için delil sunması beklenmez ama mesela madde 219 fıkra bahsetmiş hocamız. Karşı tarafın elindeki bir belgeye dayanılması gibi. Burada karşı tarafın elinde bulunan bir deve, bir belgeye dayanarak biz e, ispat hükümeti olan taraf bir delil ikame yükü bu sefer artık kendisine olmuyor. Karşı tarafın o delil ikame etmesine bağlı oluyor. Karşı tarafın elindeki bir belgeye dayanılması gibi. 219 bir. Bir diğer örnek vermiş hocamız demiş ki madde 222 karşı tarafa yaptığı satışı ispat için karşı tarafın ticari defterine dayanılması gibi. Bakın yine karşı tarafın elindeki bir belgeye yani ticari deftere dayanılmış. ispat yukarı karşı tarafta yani eee ticari defter elinde olan değil. Karşı tarafın ispat yükü var. Ama delil ikame yükü bu de ticari defteri olan karşı tarafa geçiyor. Bunun gibi örnekleri var. Görüldüğü üzere ispat yükü ile delil ikame yükü çoğu zaman e, birbiriyle tıp atıp, e, aynı, birbiriyle aynı kişinin üzerinde, aynı tarafın üzerinde olsa da bazı durumlarda ayrışabiliyor Mesela bir diğer örnekte madde 221 HMK. Mesela vergi dairesi tüm belgeleri aldı gitti ve davada vakaların ispatlaması için onlara ihtiyacı var. Ancak belgeler vergi dairesinde ise ne olur? Bu da üçüncü kişiye delil ikame yükünün getirilmesi durumudur. Bir de üçüncü kişiye de delil ikamesi yükletilebiliyormuş. Bunu da anlayabiliyoruz. Çünkü söz konusu belgeleri e, vergi dairesi tamamen uyuşmazlıkla da alakası olmamasına rağmen alıp götürmüş bir defterleri neyse belgeleri e, bunların e, ikamesini istendiği zaman da bu sefer görüldüğü üzere delil ikame yükü artık iki taraflarının üzerinden çıkıp davayla hiç alakası olmayan bir üçüncü kişinin üzerine de yüklenebiliyor. İspat ölçüsü bir vaka hakkında prensip olarak hakimin doğruluğunda Tam ikna olmuş olması gerekir bu ee, vakanın doğruluğuna tam olarak ee, ikna olmuş olması lazım prensip olarak hiçbir tereddüdün olmaması gerekir yaklaşık ispat ise yaklaşık ispat hakikate yakın muhtemel göstermedir. Yani kuvvetle de muhtemel derecesidir yaklaşık ispat. Yaklaşık ispatta bir şüphe bulunur genelde. Mutlaka birazcık da şüphe olur. Kesinleşmiş değildir yani. Yaklaşık ispatın yeterli olabilmesi için peki kanunda açık bir hükmün bulunması gerekir. Bakın burası çok mühim. Eğer biz kesin ee, ispatı Kat kat'i ispatı değil de yaklaşık ispatı değerlendirmeyi alarak hükmü bunun üzerine kurmak istiyorsak bunun açıkça kanun hükmünde bulunması gerekiyor. Mesela mesela madde 38 fıkra 6 hakimin reddi gibi veya madde 334 adli yardım gibi. Mesela geçici hukuki korumalar içinde yaklaşık ispat yeter ihtiyati haciz veya tedbir. Bunlar için de yaklaşık ispat yeter bildiğiniz üzere geçici hukuki korumalar istemek için kesin bir ispata gerek yoktur. Zaten hukuki korumalar isterken de kesin ispatı genelde mümkün olmaz. Yaklaşık ispat yeterli tuttur. Bunun gibi e, bunların her birisi yaklaşık ispatın e, kanunda belirtilmesi gerektiği açık bir hüküm yoksa kullanılamayacağının göstermektedir. HMK kapsamında. Aynen, hocamız şöyle bir şema kullanmış mesela %50'nin elin altında ise bize göre ispatsız kabul ediliyor 50 ile yüzde 90 95'e kadar ki kısım yaklaşık ispat yüzde 90 95, e -95 ile 100 ve 100'e kadar olan kısım ise tam ispat Kat'i tam ispat olarak söyleyebiliriz İspat türleri asıl ispat Karşı ispat ve aksini ispat ile doğrudan ve dolaylı ispattan bahsedeceğiz. Şimdi asıl ispat, ispat hükü kendisine düşen tarafın gerçekleştirdiği ispattır. Pekala, karşı ispata gelelim. Madde 191. Şimdi burası önemli. İspat yükü kendisine, bir de daha önceki sınavlarda, hakim sahibi sınavlarda da sorulmuş bir soruydu. Bu arada e, hakim sahibi için izliyorsanız buna dikkat etmek gerekiyor. Madde 191. İspat hükü kendisine düşmeyen tarafın, ispat yükünü taşıyan tarafın iddiasının doğru olmadığı hakkında delil sunmasıdır. Sunabilir. Sırf ispat yükü kendisinde olan tarafın işini zorlaştırmak için delil sunmasıdır. Bakın. İspat yükü kendisinde değil. Ancak sırf ispat yükü kendisinde olan tarafın işini zorlaştırmak için delil sunuyor. İşte buna karşı ispat diyoruz. Haksini ispatla karıştırılmaması için şu kısmı çok iyi bilmek lazım zaten. Buna karşı ispat denir. İspat yükünün kendisine geçirmez. Karşı ispat asıl ispatı imkanını ortadan kaldırılması için yapılır sadece. Veya karşı ispat yapmaya çalışırken karşı ispatı yapamazsam bile asıl ispat yükü yine devam edecektir. Bu da mühim. Burada bize ispat yükü geçmiyor. Karşı ispat biz... Asıl ispat yapması gereken ispat ülkenlisinde bulunan tarafın işini zorlaştırmak için başka deliller ileri sürüyoruz. İşte bu karşı ispat oluyor. Aksine ispat değil ispat ülkenli üzerimize de almış olmuyoruz. Aksine ispata bakalım. Şimdi arasındaki farkı daha iyi anlayacağız. Varlığı karine olarak kabul edilen bir vakanın mevcut olmadığının ispatıdır. Bakın. Varlığı karine olarak kabul edilen... Ee, bir vakan mevcut olmadığını ispatını aksine ispatlanır ve bu bir asıl ispat türüdür. Karşı ispattan farkı var. Mesela resmi sicil ve senetlerin aksinin ispatı gibi veya zilyet malik sayılır ama bu ziliyet hırsızdır, haksız zilyettir gibi bunları ispat etmek aksine ispat olacaktır. Aksi belirtilmedikçe her şekilde ispatlanabilir aksine ispat. Doğrudan ispat var. E, i̇spat aracının doğrudan ispatı, is, ispat aracının doğrudan ispatı istenen vakayı yansıtmasıdır. Mesela haksız fiili işlerken gören tanığın beyanı gibi, söz konusu kişiyi ben gördüm, şu haksız fiili, şu şu haksız fiili işte dikim. Bunun gibi bir beyan doğrudan doğruya ispatı istenen vakayı yansıtır. Bunlar doğrudan ispattır. Yer dolaylı ispat var. İspat faaliyeti ispatı gereken vakaya değil de, bunun yan vakalarını ispatlaması halidir. Bunlara da emare deniyor. Zaten emare bildiğiniz üzere eski Türkçe'de belirti manasında kullanılmakta. E, İspatı gereken vakayla değil de bunun yan vakalarını ispatlaması halidir. Olayların sürekli oluş biçiminden mevcut olayın da böyle olduğunun çıkarılması gibi. Mesela arkadan çarpan aracın kusurlu olduğunun kabulü gibi. Bunlar da örnek verilebilir. Gelelim delil kısmına. Bir aracın delil olarak delil özelliği taşıması için 3 tane özelliği havi içeriyor olması gerekir. 1- vakayı temsile yansıtmaya elverişli olması, iki akla ve bilime uygulanması, üç caiz olması. Bunları sürekli sonra bu videonun geçen geldiğimiz şuraya kadar geldiğimiz kısımları tekrar edip bitirmek istiyorum. Çünkü delil kısmında yine uzadacak. E, orayı diğer videoya havale edelim. Bugün en son olarak neler gördük? Karinelere delil ikame yükünü, iddia yükünü, ispat yükünü, somutlaştırma yükünü ve karineleri gördük. Bir diğer videoda delil konusundan kaldığımız yerden devam etmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.